Araştırma yeni bilgi yaratır. Astronot Neil Armstrong'dan bilgece sözler. Yeni ürün oluştururken Atlas Copco önce araştırma yapar. Yeni VSD Plus bunun tipik bir örneğidir. Atlas Copco'nun yeni VSD Plus kompresörü modern motor teknolojisini kullanır. Artık indüksiyon motoru değil, bir IPM motoru kullanılmaktadır. IPM, dahili doğal mıknatıs anlamına gelmektedir. Ben Gerd Terörde. Osnabrück, Almanya'daki Uygulamalı Bilim Üniversitesi'nde elektrikli aktarma sistemleri üzerine çalışan bir profesörüm. Bir IPM motoru, döner mil üzerinde doğal mıknatıslara sahiptir. Statöre sinüzoidal akım uygularken döner mili eş zamanlı frekansta hareket ettiren güçler elde edersiniz. IPM motoru, döner milde dalgalı manyetik alana sahip olmayan tek motordur. İndüksiyon ısıtmadan haberiniz varsa bunun ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. IPM teknolojisi bazı endüstrileri etkisi altına almaktadır. IPM motorları kompakt, hafif, verimli ve güvenilirdir. Ve doğrudan aktarma sistemlerinde kullanılabilirler. Birçok farklı uygulamaya mükemmel biçimde uymasını sağlayan birçok avantaja sahiptir. IPM tam olarak geleceğin teknolojisidir. Geriye baktığımızda bunu daha iyi görebiliyoruz. Elektrikli süpürge. Her evde bir tane bulunur. İlk çıkan modellerin motoru dahi yoktu. Motoru olanlar da çok büyüktü ve kullanımı zordu. Doğal mıknatıslar sayesinde IPM motorları oldukça kompakttır ve yaygın makinelere kıyasla çok daha küçüktür. Bu da cihazı, örneğin elektrikli süpürge gibi birçok uygulama için oldukça ilgi çekici kılar. Ancak alan tasarrufu da kompresörler için oldukça ilgi çekicidir. Arabanızın kaportasının altına bakın. Demirden dökülen ve 1 ton ağırlığında olan motor blokları dönemi bitmek üzere. Bu araç için doğal mıknatıs motoru kullanıyoruz. Piyasadaki en yüksek güç yoğunluğundan birine sahip. Aslında dünya hız rekorunu kırmaya çalışıyoruz. 3,5 saniyede sıfırdan saatte 100 kilometreye. IPM motorları hafiftir. Bu da onları otomobil üreticileri için ilgi çekici kılar. Toyota ve Citroen en yeni araçlarında bu motor teknolojisini kullanmaktadır. Bu ayrıca söz konusu motor teknolojisinin güvenirliğini de kanıtlar. Yoksa otomobil üreticileri de kullanmazdı. Geleneksel motorlu asansörler düşüşte. Bu eski motorlar bu tür bir uygulama için çok da uygun değiller. Eğer asansör sektöründeyseniz muhtemelen IPM teknolojisini araştırıyorsunuz. Geçmişte asansörler büyük makinelerle, uzun kablolarla ve dişli takımıyla donatılmıştı. Modern asansörler doğal mıknatıs motorlu doğrudan aktarma sistemleri kullanmaktadır. Bu teknoloji ayrıca kompresör uygulamaları için de faydalıdır. Enerji sadece ihtiyaç duyulduğunda uygulanır. Eski klima üniteleri sadece sıcak havayı dışarı atmıyordu. Hayır, ayrıca parayı da pencereden dışarı atıyordu. Çünkü kullandıkları motorlar pek verimli değildi. Bu durum değişmek üzere. IPM motorları, indüksiyon motorlarından çok daha verimlidir. Döner milde dalgalı manyetik alan olmadığından hiçbir kayıp da yoktur. Bazı klima ekipmanı üreticileri çoktan bu motoru kullanmayı tercih etti.
İster oturma odanızda olsun, ister otomobilinizde, ister asansörle yukarı çıkın, isterseniz sıcaklığı düşürün. Büyük ihtimalle bir IPM motoruyla karşılaşacaksınız. Hiç şüphe yok, IPM motoru geleceğin teknolojisidir. Birçok endüstri alanı için kompresörler de öyle.